izlediğiniz ekranlara da getirdik. Tek liste olmasına rağmen büyük bir çoğunlukla yaklaşık 600 aşkın, yani şu alan, 13 dönüm alan, neredeyse iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde bir vatandaşların, daha doğrusu esnafın katılımı oldu. Ve işte bugünkü kahramanımızı, bugünkü bu olayı yaratan kişi var. Muratlı Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Sayın Ali Özcirek. Efendim, programımıza öncelikle hoş geldiniz ve geçtiniz. Hoş bulduk Sayın Davut abicim. Hayırlısı olsun Muratlı için, esnafımız için. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ben. Neler söylemek istersiniz? Güzel bir katılım oldu. Yani katılım, biz üyelerimize güveniyoruz. Biz onlar hep beraberiz zaten. Ki bugün Trakya'da, Marmara'da sayılı bir yerde esnaf kredi kullandırımında %80'lere ulaşmış pozisyonda Muratlı, ki üyelerimize biz sahip çıkıyoruz. Onlar da bize bu genel kurullarda gözüküyor zaten yani. Onlar da elinden geldi. Ayrımız gayrımız yok. Hepsi bizim dükkanımız. Hep beraberiz. Bir pandemiden çıktı esnaflar, biliyorsunuz yani, zorlu bir süreç. Biz de kooperatif olarak devletin verdiği destekleri biz de elimizden geldiğince üyelerimize ne geliyorsa yapacağız. Biz onlarla mesai saatlerinde çalışmıyoruz sadece. 7-24, 24 saat beraberiz. Şimdi başkanım, pandemi dediğinizde hemen benim de aklıma şu geldi. Tekirdağ ilçelerine, belki de Trakya genelinde birçok ilçede esnaflarımız sıkıntı. Evet. Davut Bey orada, yani burada tabii burada en büyük teşekkürü başta Sayın Kaymakamımıza teşekkür edeceğiz ki bir tam bir esnaf dostu bir kaymakamımız var burada. Çok koordineli çalıştık beraber, de belediye başkanımız da olsun. Aynı şekilde AK Parti ilçe başkanımız olsun, değerli milletvekillerimiz olsun ve değerli meclis başkanımız da gerektiğinde, sıkıştığında aradığımız zaman hep elinden geldiğince, tabii pandemi kurallarınca, yardımcı olmaya çalıştı. Sayın Kaymakamımızın yani her gün istişarelerde bulunduk ve yani Muratlı olarak pandemiyi en sıkıntısız atlatan, en koordineli çalışan bir yer oldu. Hatta bir esnafımız zarar gördü. En çok kahveci esnafımızda, kafe, lokantacı, işte okul servisi, kantinci esnaflarımız gördü. Ama biz de bu kurumdan onlara pandemi başlarından beri kullanmış olduğu kredilerden tek bir taksit dahi almadık. Ve ben hepsine söylediğim bu: açılsa da eğer ödeyemiyorsanız, gerekirse kurum 1-2 ay kredi vermeyecek. Ama sizin hiçbirinizin malı satılmayacak, arkanızda duracağız diye bu sözü de verdim. Elimizden gelen bu. Şu an için hepsine de teşekkür ediyoruz burada. Evet, ben de şunu ifade etmek istiyorum, altını çizerek belirtmek istiyorum. Gerçekten Trakya'da birçok ilçede esnaf doğal olarak etkilendi. Ama Muratlı'da Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı, Kaymakam dediği gibi belediye başkanı birleşerek bir gecede tek elifeleri bakkal oldu. Bunu da yaşadık. Yani o konulara çok girmeyelim. Esnaflarımız burada. Yani burada esnafı kullandığını. Şimdi esnaflarımız burada. Her esnafımızın toptancısı var. Herkes artık, yani Muratlı'da olan saraydakini biliyor. Saraydaki olan Çerkezköy'dekini, Edirne'deki, herkes birbirini biliyor. Ve esnaflarımız zaten farkında her şeyin. Yani çok öyle böyle oldu deyip karıştırmamak lazım. Yani esnaflarımız her şeyi biliyor. Basının gözünden kaçmadı bu Sayın Başkanım. Evet. Kaçmamıştır ama tabii burada kaymakamımız olsun, Sayın Ali Atılgan olsun, AK Parti ilçe başkanımız, belediye başkanımız, hepsi. Hatta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ta, yani Büyükşehir Zabıtası, hepsi. Yani çünkü biz esnafın temsilcisiyiz. Yani gelen genelgeleri kamu görevlileri yorumluyor ama biz esnaf gözüyle yorumladığımız için onlar da bize saygı gösterdiler. Hemen konuyu değiştirmek istiyorum ben. Sizler bu seçime girerken rakip bekliyor muydunuz kendinize? Yani rakip, şimdi bizim aşağı yukarı Kredi Kefalet Kooperatifi 800 tane ortağımız var burada. Herkesin kanuni hakkı, aday olabilir, şey edebilir ama demek ki arkadaşlarımız bizlerden memnun, biz onlardan memnunuz, böyle olmuş yani. Yani rakip vardı yoktu, rakip olup olmaması önemli değil, önemli olan insanların işinin çözülmesi, yürümesi, dükkanların güzelleşmesi. Yani bugün ben varım giderim, yarın başkası gelir. Önemli olan bu devletin sağladığı paradan düşük faizli krediden insanların faydalanıp işini yükseltmesi önemli olan. Anladım. Bir sorum daha olacak. Kaç yıldır bu kurumun başındasınız? Bu üçüncü dönem, 2015 yılında devraldık. Normalde benim genel kurullarımda biz rakamlardan bahsediyorduk. Bugün hem harmana hem sıcağa gelmesi, bir de pandemiden çıktığımız için rakamlardan çok bahsetmedim ama sizin aracınızla bahsedeyim. Biz buraya 300 bin lira sermayeyle aldığımız kooperatif şu an 5,5 milyon sermayesi olan bir kurum oldu.
Yani yanlış mı anladım? Yani 2015 yılında 300 bin lira sermayesi vardı. Tabii yani şunu söyleyeyim. 3 yıl önce yapmıştık. Şu an 5,5 milyon sermayesi var. Kar oranlarını açıklamadık. 2018 yılında 347 bin lira. 2019 yılında 200 bin lira. 2020 yılında 27 bin lira. Yani bunun olmasının sebebi biz pandemi başladığından beri taksit ödemesi almıyoruz. Ki buna rağmen yani 3 yılda 500-600 bin lira gibi net kar kapatmış kurumumuz ve yardımcı olmaya da çalışıyoruz burada. Tüm okullarımızın bütçemiz şeyinde tabii ufak tefek ihtiyaçlarını esnaflarımıza elimizden geldiğince rakamlar da bu yani. 300 bin lira nerede? 5,5 milyon nerede? Sonuçta biz küçük bilçeyiz. Küçük bilçeyiz yani biz 30 bin nüfuslu bilçeyiz. Bir Tekirdağ değiliz biz yani. Tekirdağ'ın bugün 8 bin esnafı var. Bizim 1200 esnafımız var. Kooperatif olarak bundan sonraki projeleriniz var mı? Kısaca da onlardan bahsedelim. Yani ben burada konuşmamda da dedim. Ben onlar için çalışacağım. Elimden geldiğince namus ve şeref sözü veriyorum. Çünkü söz verdiğin zaman bir şey yapmak zorundasın. Elimizden geldiğince daha ileriye taşımaya çalışacağız. Yapabileceğimiz bu. Peki. Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk oldunuz. Efendim kısa bir ara.